Tunus'ta Ennahda hareketine yönelik o siyasi operasyon gözleri yeniden Müslüman Kardeşler Hareketi'ne çevirdi. İhvan olarak da bilinen Müslüman Kardeşler Hareketi Mısır kökenli bir hareket ama buradan yayılarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın ve hatta dünyanın pek çok bölgesinde çeşitli kollar ve uzantılarıyla birlikte faaliyet göstermişlerdir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da hemen her ülkede Müslüman kardeşler uzantılı bir parti, yapı, örgütten bahsedebiliriz. Bunlar özellikle Arap Baharı döneminde pek çok ülkede yoksul halkların ayaklanmasını çalarak bir şekilde ya iktidar oldular ya iktidarın ortağı oldular ya da o ülkelerin en önemli figürleri haline dönüştüler. Mısır'da Müslüman Kardeşler Hareketi 1928'de kuruldu Hasan el-Benna tarafından ve sonrasında uzun 10 yıllar boyunca, belki yaklaşık 70-80 yıl boyunca siyasi yasaklı olarak yer altında faaliyet yürüttü. Ama 2011 Arap Baharı olaylarıyla birlikte Mısır'da iş başına geldiler. Sonrasında bir yıl 2012'de seçimle kazanarak iş başına geldiler. 2013'te de bugünkü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından darbeyle alaşağı edildiler ve sonrasında da yasaklandılar. Tunus'taki bu hafta başında pazartesi günü Ennahda hareketine, Ennah'daki Müslüman Kardeşler Hareketi'nin Tunus koludur kendisi. Ennahda hareketinin lideri Gannuşi, Raşid El Gannuşi evinden gözaltına alınarak dün tutuklandı. Partinin, Ennahta'nın ülke içerisindeki faaliyetleri de yasak getirildi. Daha doğrusu büroları kapatıldı, genel merkeze basıldı. En azından şimdilik bir fiili bir yasak konmuş durumda. Henüz çok resmi bir yasak olmasa da oradaki süreçte ilerleyen krize gebe bir durumdan bahsedebiliriz. Tunus, Arap Baharı olaylarının başladığı ülke. Malum Aralık 2010'unda Muhammed Bouazizi'nin kendisini yakmasıyla başlayan Arap Baharı olayları hemen Tunus'ta Zeynel Abidin Bin Ali yönetimini devirmiş Ocak ayında. Hemen ardından Mısır'da, Yemen'de, Libya'da, sonrasında Suriye'de, Bahreyn'de, yani bütün Orta Doğu ve Körfez Arap ülkelerinde bir halk ayaklanmaları yaşanmıştı. Bu halk ayaklanmaları da özellikle küresel güçlerdi. ABD emperyalizminin ve diğer büyük güçlerin devreye girmesi ve bölgedeki gerici iktidarlar, erkler, oligarklarla birlikte bu öfkeye bir şekilde çalındı. Pek çok ülkede Müslüman kardeşler ve Müslüman kardeşler bağlantılı hareketler iş başına getirilmeye çalışıldı ve sonrasında da Suriye'de de benzer bir senaryo uygulanmaya çalışılırken Suriye kanlı bir iç savaşa döndü. İç savaşı sahnesi oldu. Libya büyük bir savaşa sahne oldu. Tunus'ta Ennahda iktidara geldi. Ama gelir gelmez de kendi o gizli ajantasının anında hayata geçirmeye çalıştı. Bir şeriat anayasası hazırlamaya çalıştı. Buna karşı Tunusların çok güçlü bir tepkisi vardı ki o tepkiler halen de yönetici erkeğe karşı devam ediyor. Ennahda burada Tunus'ta yönetimi bir şekilde halk protestoları, kitlesel protestolar sonrasında bölüşmek zorunda kaldı. Ama Mısır'da bu olmadı. Mısır'da da Müslüman Kardeşler Hareketi'ne yönelik 2013 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe sonrasında, yani Sisi darbesi olarak bilinir, Müslüman Kardeşler Hareketi yakın dönemde yasal siyasi faaliyetlerine son vermek zorunda kaldığını açıkladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Mursi cezaevine atıldı, hapsedildi ve orada da yaşamını yitirdi. Pek çok Müslüman Kardeşler Hareketi mensubu binlerce kişi cezaevlerinde tutuluyor ve büyük kısmı da sürgün edilmiş durumda. Müslüman Kardeşler Hareketi şu halihazırda pek çok ülkede fiili olarak faaliyet yürütseler de bazı ülkede yasaklı, bazı ülkelerde de terör listesine alınmış durumdalar. Özellikle Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından terör örgütü listesine terör örgütü olarak tanımlanan bir yapı. Bunların yanında örneğin Ürdün'de yasaklı ve pek çok yerde de yine yasaklılar ama o yasaklı olmaları ya da terör örgütü listesine o kategoriye alınmaları Müslüman kardeşlerin yok olduğu anlamına gelmiyor. Çeşitli şekillerde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Müslüman Kardeşler Hareketi'nin halihazırda sadece iki büyük destekçisi, başından itibaren aslında böyleydi bu. İki büyük destekçisi, finansörü var. Bunlardan bir tanesi Katar yönetimi, ikincisi de Türkiye, yani AKP hükümeti. Katar Müslüman kardeşlere verdiği destekten dolayı Körfez Arap ülkeleri tarafından yıllarca çok katı bir siyasi ve ekonomik ambargoya maruz kaldı. Ki halen o ambargo bir şekilde kısmen aşılmış olsa da hala devam ediyor. Türkiye'de de AKP hükümetinin Müslüman Kardeşler Hareketi'yle yakın bir rabıtası söz konusu. Hatta Erdoğan Mısır'daki iç siyasi olayları, İhvan iktidarının devrilmesini iç politika malzemesi yaparak yıllar yılı Rabia hareketiyle, Rabia davası adını verdiği söylemle bu hareketi Türkiye'deki iç siyasi politik malzeme haline de getirdi ve hala da esasında bu Rabia işareti kullanılıyor AKP iktidar tarafından. Mısır'la kısmi, yani Sisi yönetimiyle bir diyalog sürecine girilse de, elçiliklerin açılma aşamasına gelinse de, ki elçilikler atandı bu arada, hala ama o dava sürdürülüyor ve bu bir özellikle seçim öncesinde oya tahvil edebileceği bir kullanışlı argüman olarak kullanılıyor. Müslüman Kardeşler Hareketi Arap Baharı ile birlikte özellikle küresel güç aktörlerinin de bir bölgesel projeksiyonlar çerçevesinde pek çok ülkede iş başına getirildiler. Bazı ülkelerde de getirilmeye çalışıldı ama bu proje tutmadı. Büyük Ortadoğu projesi kapsamındaki bu uygulamalar çöktü. Emperyalistlerin emelleri, bölgesel tasavvurlar değişince de Müslüman kardeşlere olan ihtiyaçlar da kalmadı ve bugün itibariyle esasında İhvan hareketinin bir şekilde en azından siyasi raf ömrünün dolduğunu görüyoruz. İhvan hareketi pek çok ülkede kullanıldı ama artık o ihtiyaç kalmayınca da bir şekilde kenara itilmiş oldu. Geçmişin, bundan 10 yıl öncesinin o güçlü Müslüman kardeşler İhvan hareketi din yerine artık yerler esiyor. Mısır'da yasaklılar, Suudi Arabistan'da yasaklılar, Yemen'de yasaklılar, Libya'da ülkenin iç savaşa sürüklenmesine neden oldular, zor durumdalar. Tunus'ta bir şekilde yine etkisiz hale geldiler. Suriye'de başarılı olamadılar. Bahreyn'de yine yasaklılar. Ürdün'de 4 Müslüman Kardeşler Hareketi 3 hatta 4 parçaya bölünmüş durumda. Yani bütün bölgelerde esasında İhvan hareketinin biz sonbaharından bahsedebiliriz. Çünkü bu hareket çok sinsi, siyasal İslamcı bir ajandaya sahip olan, iş başına geldikleri ülkelerde rejimi, yönetimi ve toplumsal yapıyı şer'i kurallara göre, şer'i zihniyete göre değiştirmek isteyen ve bu emellerini de anında dışa vuran hareketler. Bu nedenle bölgedeki halkların direnciyle, tepkisiyle, basıncıyla karşılaştılar. Bugün için Müslüman Kardeşler Hareketi'nin, yani İhvan'ın sonbaharından bahsediyorsak, bu Orta Doğu halklarının dirençli mücadelesi sayesindedir. Özellikle Tunus'ta çok güçlü bir halk hareketi söz konusuydu. İhvan'ın Tunus uzantısı olan Ennahda'nın bütün planlarını boşa çıkardılar. Muazzam eylemlikler gerçekleştirdiler. Bunun karşılığında bir şekilde aldılar. Ama şunu da söylemekte fayda var. Mevcut Cumhurbaşkanı, yani şu an için Gannuşi'yi hapseden, Ennahda'nın bürolarını kapatan mevcut Cumhurbaşkanı Kays Sait de muhafazakar bir isim. Aslında İslamcı kökenden gelen bir isim. Ülkeyi yıllardır demir yumrukla tek başına yönetiyor. Ülkedeki bütün muhalefeti, bütün emek hareketini, sendikaları, meslek örgütlerini bastırmaya çalışan bir diktatör esasında kendisi. Seçilmiş diktatörden bahsediyoruz. Otoriter zihniyetli, katı ve ülkeyi keyfek eder şekilde yöneten bir isim. Bir diktatörün diğer İslamcı diktatörlere karşı siyasi içerisindeki iki yapının bir kapışmasından esasında bugün için bahsediyoruz. Tunus özelinde söyleyecek olursak. Evet, Ennahda'nın kötülükleri, geçmişte yaptıkları, sahip oldukları ajanda, iş başında oldukları dönemde nasıl ülkeyi yönettikleri, nasıl ülkeyi zapturapt altına aldıklarını biliyoruz. Ama Diğer taraftan da Kays Sait de 2 yıldır ülkeyi işte meclisi feshetti. En son işte 2 ay önce seçimler oldu. Meclisi feshetti. Tüm yetkileri elinde topladı. Ülkeyi olağanüstü halle yönetti. Bir başka diktatörden bahsediyoruz. Bu iki egemen kliğin, iki egemen yapının çatışmasından da halk zarar görüyor, Tunuslar zarar görüyor. Bunu söylemekte, vurgulamakta yarar var. Ama bütün bunların dışında hani toparlayacak olursak, bütün bir Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında Müslüman kardeşlerin sonbaharından bahsedebiliriz. Kaybettiler her yerde. Teker teker kaybettiler. Yıllarda devam eden bir süreçti bu. Ama Tunus'taki son meseleleriyle birlikte belki de artık Müslüman İhvan Hareketi'nin son kalesi de düşmüş oldu. Mısır'da kaybettiler. Yemen'de kaybettiler. Libya'da kaybettiler. Tunus'ta kaybettiler. Suriye'de zaten kaybetmişlerdi. Ürdün'de hakeza yine öyle. Bahreyn'de yine öyle. Kuveyt'te bir başka boyutuyla kaybettiler. Ama bundan 10 yıl önce bölgede Arap Baharı'nın etkisiyle halkların egemenlere, diktatörlere, otoriter yapılara, kötü yönetimlere karşı olan öfkesinin üstüne konan Müslüman kardeşlerin rüzgarı esiyordu her tarafta. Pek çok ülkede iş başına geldiler ama kaybettiler. 10 yıl içerisinde Müslüman kardeşler İhvan Hareketi'nden geriye bir şey kalmadı. Çünkü siyasal İslamcı yapılar her yerde benzer kodlara, dinamiklere sahipler. Halkların öfkesini çalarlar. Halkların öfkesi üzerine konup kendi siyasal ajandalarını hayata geçirmek için bütün imkanlarını kullanırlar. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da tabii ki bu gelişmeler son değil. Daha çok birçok gelişmeye gebe bu bölge, birçok içsel ve dışsal faktörün olduğu, pek çok dinamiğin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bugün için ama en azından Müslüman Kardeşler Hareketi'nin siyasi olarak taca atıldığını, siyasi olarak kaybettiklerini net şekilde söyleyebiliriz. Ama bu önümüzdeki aylarda, hatta yıllarda yeniden tarih sahnesine, siyaset sahnesine çıkmayacakları anlamına gelmiyor. Çünkü öyle de böyle bölgede yerleşik, köklü bir hareketten bahsediyoruz. Özellikle Mısır Müslüman Kardeşler Hareketi'ni yabana atmamak lazım.